Çok önemli bir maçtı. Bu maçtan 3 puandan ayrılıp yukarıya doğru tırmanışa geçmek istiyorduk ama maalesef zemin bize bugün çok ciddi problemler yaşattı gerçekten. Bu seviyede, bu dönemde böyle bir zeminde oynamak, hani buraya müsaade edilmesi de düşündürücü. Hep Türkiye'nin futbol kalitesinden konuşuyoruz ama maalesef bu konuda da biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Tabii Giresun'un bir avantajı bu zemini bizden çok daha iyi tanıdığı için buna uygun futbol tercih etti. İlk yarı özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Oyuna bir türlü giremedik. Bizim takımımız daha fazla pas oyununu oynayan, topa sahip olmaya çalışan, işte bazı varyasyonlarla hücum yapmaya çalışan ama bunu ilk yarı açıkçası çok yapamadık. Giresunspor'da özellikle bizim sol tarafımızı çok iyi kullanarak, uzun toplarla, orada ikinci topları kazanarak kenar otoyla hücum yapmaya çalıştı. İlk yarı hem savunma kısmında çok etkisizlik, aynı zamanda da hücum konusunda da belki geldiğimizden beri en etkisiz maçımız oldu. İkinci yarı hem bazı oyuncu değişikleriyle hem de sağ içerisindeki bazı pozisyon değişikleriyle oyunun kontrolünü daha fazla elimize almaya başladık. Bu sahaya uygun oyunu biraz daha fazla tercih etmeye başlayınca biz de pozisyonlara girdik, golü bulduk. Golün devamında girdiğimiz belki pozisyonları değerlendirsek daha önce maçı koparabilirdik ama maçın geneline bakılınca açıkçası Giresun'un da çok girdiği net pozisyonlar vardı. Maçın hakkı beraberlikti ama bu kesinlikle bir puan beni sevindiriyor anlamına gelmiyor. Tam tersi bizim buradan çok ciddi bir şekilde özellikle bu kadar geldiğimizden beri bir maçta belki geldiğimizden beri tüm maçları sarsak bu kadar rakibe pozisyon verdiğimiz maçı hatırlamıyorum ama dediğim gibi buradan da çıkaracağımız çok ciddi dersler var. Kalecimiz Gökhan'a da çok teşekkür ederim. Muazzam bir performans sergiledi. Biz buradan dersleri çıkarıp önümüzde Hatayspor maçı var. Çok önemli maç. Orada inşallah kendi evimizde 3 puan alıp bu tırmanışa geçmek istiyoruz artık. Ya zemin iki takım içinde bana göre çok ciddi bir problemdi. Çünkü Giresun'da da yetenekli oyuncular var. Hakan Hoca gerçekten burada çok ciddi başarılara imza attı. O da bakıyoruz bugün Sergio gibi, Bora Zayis gibi, Bayiç gibi etkili, kaliteli oyuncularla. O da eminim daha iyi zeminlerde oynamak ister ama şartlar bunu oluşturdu. Tabii bugün daha fazla ikinci topları daha çok alan, daha az hata yapan takım daha galibiyete çok yakın olacaktı. Zaten nitekim maçın genelinde ya karambollerle ya da işte kenar otoyla oluşan pozisyonlar hep belirledi maçın gidişatını. Biz de bu konuda hücum anlamında ilk yarı hiç etkili olamadık. İkinci yarı etkili olduğumuz dönemler oldu ama Giresun'a da yeterince kadar çok fırsat verdik. Bu da bizim için tabii ki düşündürücü. Başka soru. Buyurun. Murat Ümit Özen Giresun tarafsız devletisi. Hocam ilk yarının sonunda Yasin Önder çıkıp Atakan'ı oynattınız. Atakan bir penaltı kazandırdı. Atakan penaltı pozisyonuyla alakalı sizin düşünceniz ne? Penaltı pozisyonu gerçekten çok uzaktan gördüğüm için bir yorum yapamam. Bir daha görüntülerde görürsek daha net bir şekilde değerlendiririm. İlk yarı Yasin tarafından çok fazla hücum yediğimiz için Yasin açıkçası bir türlü o maça istediğimiz şekilde giremedi. Orada bir değişiklik uygun gördüm. Marlon'un da sakatlığı açıkçası kulübümüzde alternatif sol bek olmadığı için Nihat oraya kaydı. Atakan'ı aldık. Atakan'la girdikten sonra takım savunmasında çok yardımcı oldu arkadaşlarına. Başka sorusu var mı? Buyurun. Hocam biraz farklı bir konuda bir şey soracağım. Şimdi oyun kalitesinden bahsederken sağ ve zeminin oyun kalitesini etkilediğinden bahsettiniz. Genel anlamda iki takım için soruyorum. Sporcuların zaman geçirme anlamındaki ekstra bu anlamdaki gayretleri de sizce oyun kalitesini aşağı çeker mi? Bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Ya tabii ki şimdi böyle bir durum var. Biz 1-0 öne geçtikten sonra ister istemez deplasmanda zaman zaman futbolcular tabii ki biz de bunu onayladığımız anlamına gelmiyor ama pozisyon icabı belki o ara nefes alma çünkü o dönem golü attıktan sonra Giresunspor çok üzerimize geldi. Zaman zaman bu dinlendirme amacında biraz daha konsantrasyonu yüksek tutma anlamında zaman zaman yapılan şeyler, her ligde tüm seviyelerde olan şeyler ama
Dediğim gibi ondan daha ciddi bir problem var. Gerçekten bu seviyede, Süper Lig seviyesinde bu kadar insanların işte izlediği bir maçı bu böyle zeminlerde oynatılması kimseye bir şey kazandırmıyor. Tam tersi insanları futboldan uzaklaştırıyor. Taraftarları belki buraya gelmesini engelliyor. Buna bir çare bulmamız lazım. Çünkü muazzam bir stat var. Dış görünümüyle içeride gerçekten son teknoloji şeyler kullanılmış ama bakıyorsunuz zemin gerçekten tarla gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.